Medya Haber'den merhaba. Yeni bir Medya Haber'de gündem programıyla karşınızdayız. Bu hafta özellikle Kürt dili, Kürt edebiyatı ve Kürt kültürü üzerine konuşacağız. Hem özellikle son yıllarda çok fazla öne çıkan Kürt diline, Kürt kurumlarına, Kürtlere dönük çok yönlü saldırılar ve nedenlerini, son haftalarda özellikle Kürdistan'a giden siyasetçilerin tekrar yeniden geçmişi anımsayıp onun üzerinden Kürtlere rojbaş diyerek selam çakmalarını ya da yeniden Kürt raporu hazırlanmaya soyunmalarını ve bu arada tabii Kürtlerin taleplerini, gerçekten Kürtlerin ne istediklerini konuşacağız. Üç konuğumuz var. Cevahir Sadak, Kürt dili ve kültürü ağından yöneticilerinden. Sedat Doğan, Kürt Dil Platformu yöneticilerinden ve Zanaf Arkili, Kürt Dil Bilimci. Ben her üç konuğumuza da hoş geldiniz diyeyim. Emek verdiniz. Peşinen teşekkür ederim. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Hoş bulduk. Sağ olun. Çok teşekkürler. Hemen Cevahir Hanım'dan başlayalım isterseniz sorularımıza. Zamanımızı da verimli kullanarak götürmek istiyorum. Kürtlere yönelik dönük çok yönlü saldırılarla başlayalım istedim doğrusu. Son zamanlarda daha fazla AKP ve MHP'nin hedefinde. Peki şiddeti yeniden siyasetinin bir parçası haline getiren bir devlet aklıyla karşı karşıyayız. Kürt sivil siyasetine saldırıyorlar ama diğer taraftan Kürt kurumlarına yönelmeye, kültür, dil ve edebiyat alanındaki çalışmaları engellemeye başladılar. Fakat şu da görünüyor, resmi bir inkar geçmişteki gibi söz konusu değil. Yani Kürtler yoktur demiyorlar, Kürt dili yoktur demiyorlar. Ama buna rağmen ciddi bir saldırı var ve giderek artan bir saldırı. Cevahir Hanım, bunun nedenlerini siz nasıl yorumlarsınız? Bu konuyla ilgili bize neler söylersiniz? Şimdi Kürtler ve dil ve kültür meselesi çok derin bir mesele. Kürt'ün kabulü, Kürt'ün kültürünün ve dilinin inkarından şu an geçiyor. Tarihsel süreçte çeşitli denemelerle ciddi dil ve kültür mücadeleleri verilmiş ve çok ciddi olmasa da belli kazanımların olduğu bir süreçte yaşıyoruz. Kendi çağımız için söyleyelim. Ancak maalesef bu kazanımlarla birlikte bunun yaşamın her alanında şiddetle bir karşılık bulma haliyle maalesef yüz yüzeyiz. Bugün Kürt'ün yaşamını sürdürdüğü bütün ritüelleri, yani mevlüdünü okumasından düğününü yapmasına kadar bir form ve bir biçim verilme hali var. Ve bu form ve biçim kendi renginden, kendi dilinden, kendi kültüründen uzaklaşan bir hal. Ve maalesef bunun uygulanma biçimleri çok normal gerçekleşmiyor. Çok şiddetli. Bu şiddet de bir terbiye etme biçimi maalesef. Küçücük bir örnek vermek istiyorum. Benim 7 yaşında bir oğlum var ve biz onlarla sadece Kürtçe konuşuyoruz. Sokakta yürürken bir şey yaptı beni çok sinirlendiren ve ben bağıra çağıra onunla Kürtçe konuştum. Sonra dedi ki biraz sessiz ol, bizim Kürt olduğumuzu anlayacaklar. Bakın, bir çocuğun bilinç altına bu devletin soktuğu gerçeklik şu an budur. Konuştuğu dilin kendisine bir saldırı olarak gerçekleşme riskini bir çocuk televizyondan maruz kaldığı, artık bilinç altına ne kadar çok uyaran gönderiyorsa bu devlet, çünkü çok fazla haberde izletmiyoruz çocuğa. Yani bu 7'den 70'e kendine biçim ver, Kürt olabilirsin ama Kürt olduğunun rengini yaşayamazsın, gösteremezsin, hissedemezsin gibi bir argümanla maalesef karşı karşıyayız. Şahsen ben bir anne olarak, bir dil ve kültür savunucusu ve aktivisti olarak çocuğumun o refleksi karşısına sarsıldım yani. Diyor ki benimle biraz düşük sesle konuş. Burada biz bir Türkiye metropolündeydik. Kürt olduğumuzu anlayacaklar dedi. Bu bizlerin 90'larda yaşadığı korku, Ankara'da vesaire yaşadığımız korku, Kürt olduğumuzun anlaşılmama
anlaşılmaması için çabalama korkusu bugün maalesef 7 yaşındaki çocuklarımızda var. Bu da saldırının nedenli vahim bir ölçüde olduğunun tablosu. Bu küçük örnekle ben başlamak istiyorum ve tekrar sizlere selamlamak istiyorum. Ben şöyle bir araya girip bir şey de sormak istiyorum doğrusu. Verdiğiniz örnek önemli. Belki 80'lerden önce çok Kürt'ün yaşadığı tablo. 90'larda da hakeza 12 Eylül faşist darbesinden sonra yaşanıp 90'lara kadar gelen. Ama 2000'lerden sonra AKP özellikle 2009'dan sonra bu konuda resmi inkarı kaldırdığını söylüyor ve hala bunu savunuyor. Peki buna rağmen böylesi bir zihniyeti yaymak istemesinin altında yatan neden ne? Yani devlet televizyonu var, devlet üniversitelerinde Kürtçe var ama diğer taraftan Kürt'ün kendi dili, kültürü işte bir çocuğun zihninde bile sokakta suç unsuru olarak görülebiliyor. Tırnak içerisinde suç unsuru tabii. Yani kuşkusuz bunun bilinçaltı kendi Kürdünü yaratamama refleksi. Kendi Kürdünü yani koşulsuz biat eden Kürdünü yaratamama refleksi ve korkusu diye düşünüyorum. Ben kişisel olarak böyle yorumluyorum. Çünkü kendi Kürdünü yaratmak için çeşitli adımlar atıldı. Yani TRT Şeş gibi, üniversitede bazı adımlar gibi. Yani Kürt olmak mı? Sorgulayan, araştıran ve bu konuda muhalif olmayan bir Kürt yaratma çabası. Şimdi o kazanımlara dahi öfkeyle bakan bir yaklaşım söz konusu. Ve bu öfke kendisinin onayladığı, sistemin hani bir kazanım olarak sunduğu bir demokratik ilerleme olarak sunduğu bütün adımlardan da geriye dönüş söz konusu. Ve dolayısıyla bu toplumsal psikolojik çöküntü yaratma çabası. Bugün kadın çalışmalarında da aynı sorun vardır. Yani bugün kendini var eden ve sorgulayan ve üzerine giden her kesimin sindirilmesine dönük bir çalışma var, bir çaba var. Evet. Bunun da dolayısıyla sizi ayırt eden, sizi Türkiye halklarına muazzam zenginliğin içinde kendi kimliğinizle var olma güzelliğini ve şansını maalesef kendiliğinden sunmuyor yani. Peki. Sedat Bey, sizinle devam etmek istiyorum. Biraz önce kendi Kürdünü yaratamama psikozuna bağladı bir şekliyle Cevahir Hanım. Ama biz biliyoruz yani biraz önce söylediğim gibi Kürtlere ve Kürtçeye ilişkin red politikasının bittiğini ilan eden bir devletle karşı karşıyayız. 2009'lardan sonra özellikle yani bir çözüm süreciyle de bağlantılı şeyden söz etmiyorum. Ama son dönemlerde özellikle 2016'dan sonra kayyum politikasıyla HDP'li belediyeler, DBP'li belediyeler gasp edildi. Ama öyle bir tabloyla gasp yaşandı ki o belediyelerde geçmişte Kürtlere, Kürtçeye, Kürt kadınına ya da Kürt çocuğuna dönük yapılan ne varsa ya da Kürt kültür, dil, edebiyatıyla ilgili ne varsa hepsi bir anda yok edilmeye başlandı. Kürtçe tabelaya bile tahammül edilmedi. Bu bariz farklılığa ilişkin siz ne dersiniz? Özellikle 2016'dan sonra yaşama geçirilen politikayla amaçlanan nedir? Yani sadece Cevahir Hanım'ın dediği gibi kendi Kürdünü yaratamamaya dönük bir refleks mi? Yoksa başka şeyler de mi var? Evet. Yine her şeye rağmen Emici Beyci Evar Başan Evok Kurmacı Jitekemna Muhabbet Ama Gemzara Ben Ser Zmane Piskereka Zmane Kurdi Dahilin Serça var. Rastı şimdi öyle bir mesele konuşuyoruz ki bilmiyoruz yani ciddiyetle mi yaklaşalım yoksa komediyle mi başlayalım, ben ikilem içerisindeyim. Aklıma şey geldi, yani bu Kürt meselesiyle, Kürt diliyle ilgili konular gündeme geldiğinde aklıma Kemal Sunal'ın filmleri geliyor. Ben isimlerini, o filmlerin isimlerini tam olarak bilmiyorum ama iki tane filmi çok dikkatimi çekiyor. Birisinde baş aktör sinirlendiği zaman bana mazlumu getirin. Yani adam öfkeye kapıldığı zaman, sinirlendiği zaman bana mazlumu getirin diyor. Mazlumu döverek öfkesini çıkarıyor. Öbüründe de yine başroldeki kahramanı içiyor. İçerken sarhoş oluyor. Sarhoş olduğu zaman Şaban'a sarılıyor. Canım kardeşim, güzel kardeşim, Şabancığım diyor. Ve Şaban onu ipten indiriyor. İpten indirdikten sonra aklı başına geldiği zaman ya diyor sen kimsin? Sen benim evimde ne arıyorsun? Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin Kürt'ün bütün meselelerine, sadece din meselesi değil,
başlangıçtan beri yaklaşımı bence bu çerçevede. Yani bir ve tabii bu ikili rol oynanırken de hiçbir şekilde Kürt'e aslında bir şey de verdiği yok. Sadece yönetme becerisi, yönetme kabiliyetini geliştirmeye çalışıyor. Şimdi Türkiye'deki Cumhuriyet'ten bu yana Kürt meselesine baktığımız zaman, yani Kürt kültürü, Kürt dili meselesine bir bütün olarak baktığımız zaman nereden bakarsanız gerek Cumhuriyet'te, gerek partilerden, gerek Cumhurbaşkanlığından, gerek Kurmay Başkanlığından, gerek meclisten sanırım 130-139 tane Kürt raporu var. Ve bütün bu raporlarda biz bu meseleyi nasıl idare edeceğiz? Ama idare ederken de Kürt'e hiçbir şekilde hiçbir şey vermeme politikası üzerine bu mesele gelişiyor. Biz kendi kendimizi kandırmayalım. Şimdi takrir-i sukun kanununa baktığımız zaman, mecburi iskan kanunlarına baktığımız zaman birinci amaç ne oluyor? Diyor ki biz özellikle bazı iller hedef seçiliyor. Mesela Muş gibi, Erzincan gibi, Bitlis gibi, Diyarbakır gibi ve sürgünler buradan başlatılıyor. Ve aileler buradan sürgüne, batıya doğru sürgün edilirken, yani Kürtlerin önder aileleri, Kürtlere reislik yapabilecek, önderlik yapabilecek aileler, aşiretler batıya doğru gösterilirken, oradaki yerleşim planında şu gözetiliyor. İki Kürt'ün bir araya gelmemesi, iki Kürt ailenin bir araya gelmemesi, baba ile oğlun bir araya gelmemesi, kardeşlerin bir araya gelmemesi, akrabaların bir araya gelmemesi gözetiliyor. Şimdi 100 yıllık mücadelede değişen ne? Yani biz maalesef değişen fazla bir şey göremiyoruz. Ve bu çerçevede aslında biz Kürtlere bir illüzyon oynanıyor. Yani biz bir şekilde bir taraftan din kardeşliği, bin yıllık kardeşlik argümanı sürekli Kürtlerin önüne konulurken, öbür taraftan da Kürt'e dair, Kürt coğrafyasında Kürt'e dair ne varsa hepsinin temelinin kazılması şeyi var. Şimdi TRT6 açıldı ama TRT6'ın yasal bir şeyi var mı? Yasal bir zemini var mı? Yok. Bazı üniversite bölümlerinde açılmış. Kürt dili edebiyatını öğreten bölümler açılmış. Bunların adı da Kürt dili ve edebiyatı değil. Mesela Artuklu'daki Artuklu'daki üniversitenin enstitünün adı Yaşayan Diller Enstitüsü. Evet. Şimdi Türkiye'de 30 milyon Kürt yaşıyor. Yani ki rakamlar da net değil. Ve Orta Doğu'da 60 milyona yakın Kürt yaşıyor. Ve Kürt dili bilinmeyen bir dil değildir. Bir X dili değildir. Tarihen, yani bütün kutsal kitaplarda da geçtiği gibi yani tarihin neredeyse 10 bin yıllara kadar giden bir dildir. Hazreti İbrahim'in konuştuğu bir dildir. Hazreti Nuh'un konuştuğu bir dildir. Zerdüşt'ün Semavi kitabını bütünüyle Kürtçe yazdığı bir dildir. Öyle bir dil ki Kur'an'ın, Zebur'un, Tevrat'ın, İncil'in ve diğer bütün kutsal kitapların çevrildiği bir dil. Artı bu dil sadece şeyi alırsak, mesela Kürtlerin Müslümanlaşma sürecinden bu yana alırsak tarihi, hadi milattan önceki tarihi de bir yana bırakalım. Abbasilerden, Emevilerden, Selçuklulardan, Eyyubilerden, Selçuklulardan, Osmanlılardan Cumhuriyet'e kadar Kürt dili yaşayarak gelmiş ve bu süreç yaklaşık 1400-1500 yıllık bir tarihi kapsıyor. Şimdi bu öyle bir dil ki, yani 1500 yıl, 1400 yıl senin kültüründe canlı bir şekilde yaşayan bir dil nasıl oluyor da bir gecede yahut işte birkaç yıl içerisinde X dili haline geliyor, bilinmeyen bir dil haline geliyor. Kısaca özetlersek maalesef, yani başa kim gelirse gelsin, hangi iktidar gelirse gelsin, devletin bir bütün olarak Kürt'e hiçbir şey vermeme politikası var. Eğer samimi olsaydı devlet Kürt'e yönelik adımlarında hiç konuyu fazla dallandırıp budaklandırmaya gerek yok. Çok eşit kısa buradan bir şey hatırlatarak biraz daha somut sormak istiyorum. Yani sonuçta tabii AKP döneminde hep birlikte yaşadığımız bir şey ve Kürt'ün ismini, cismini diyelim ki kanunlarda telaffuz etmese bile resmiyet üzerinden yürütmeye dönük bir politika. Aynı AKP 2016'da başka bir şey. Özellikle bu farklılıkla ilgili kısa notlarınızı, belirlemelerinizi alsam
iyi olur düşüncesindeyim. Yani ne dersiniz? Ben özetle şunu diyorum. Yani hangi iktidar gelirse gelsin, evet, Kürt'ü idare etme politikasını gidiyor. Yani evet, bir taraftan kafasına sopayı vururken öte tarafta da havucu gösteriyor. Yani havuçla sopa arasında Kürt'ü idare etme politikasını şey yapıyor. Ya o ben zaman olarak, Cevahir Hanım'ın Kürt'ü kendi yanına çekme, kendi Kürt'ünü yaratma politikasının bir sonucu gibi değerlendiriyorsunuz. Siz de o noktaya geliyor. Yani o çerçevededir. Şu örneği vererek bitireceğim konuşmamı. Şimdi bu ülkede Kürt de Türk de devlete vergi veriyor ve askerlik yapıyor. Evet. Ve bütün yasalar kasma eşit diyor. Yükümlü eşitlik şey var, ilkesi var. Anayasada da var, yasalarda da böyle. Peki ben emekli bir vatandaşım. 25 yıl devlet benim vergimden kesinti yapmış. Bu kesintiyle ben kendi çocuğuma ana dilimi öğretemiyorum. Bu anayasanın bir maddesinin açık ihlali değil mi aziz kardeşim? Yani evet, olaya bu çerçevede bakmak lazım. Yani devlet ve hükümetler kendi kanunlarıyla, kendi yasalarıyla, kendi anayasalarıyla çelişiyor. Bizim o pencereden olaya bakmamız lazım. Yoksa biz işin içinden çıkamayacağız diye düşünüyorum. Peki, bu tabloyu da etraflıca konuşmak gerekir tabii. Sayın Zana Farkini, Kürt dilimci, dil bilimci, size de doğrusu bu konuyla ilgili sorarken biraz da belki somut içinde yaşadığınız koşullardan yola çıkarak aktarmak istiyorum. Yani Kürtler belediyelerde yönetimi aldıktan sonra adım adım Kürt ve Kürtçe ile ilgili gelişmeler kaydedildi. Hemen ardından çözüm süreçleri döneminde bir sıçramayla karşılaştık. Yani neredeyse hem kurumlaşmada hem de dilin, kültürün, edebiyatın gelişiminde ciddi ilerlemeler kaydedildi. Yani bu geçmişte yoktu anlamına gelmiyor. Peki son 5 yılda ne değişti? Yani her iki konuğuma sorduğumun biraz da Kürt cephesiyle ilgili bölümle ilişkin sormak istiyorum. Gerçekten bu yaşama geçirilen politikalar ile birlikte değişen ne? Bu bağlamda özellikle bu dönemde, bu son 5 yılda saldırıların yoğunlaştığı dönemde Kürt dili, edebiyatı, kültürü bağlamında yapılan çalışmaları nasıl değerlendirirsiniz? Ben her tişte etkazım kurmacı, silah ve hürmeti ve peşkeşi temaşa gireme o tabali beşler bakım, paşam da Türkiye bakım. Eci spas ya bakım, eci kurdit zalim ve televizyon Türkiye. Beli. Spas. Şimdi şey sorusu soruldu ya, yani gerçekten hükümetin ya da devletin Kürt sorununu ya da Kürt meselesini çözmek gibi bir niyeti var mı yok mu? Bence oradan bakarsak meseleye daha net bir sonuca ulaşabiliriz. Bence hani bir sloganları vardı. Kürt sorunu yoktur ama sorunlu Kürtler vardır. Aslında mesele şu, yani Kürt sorunu çözümü demek istedikleri şey aslında kendilerine sorunlu olarak gördükleri kesimleri etkisiz hale getirmek. Hani belki Cevahir Hanım ve diğer konuk arkadaşımız şey söyledi, yani kendine ait Kürt'ü yaratma, kendi politikasına uygun talepte bulunan Kürt'ü yaratma. Ama aslında mesele şu, mesele Kürt'ü, dilini, tarihini bir bütün olarak kendilerine sorunlu hale getirmeme politikasını yürütme meselesidir. Şimdi o 5 sene bahsettik, bu konjonktürel bir durumdur. Bir ses süreci söz konusu, yani barış süreci, çözüm süreci, kardeşlik süreci deniliyordu. O konjonktüre uygun olarak bir takım adımlar atıldı, beklentileri vardı. Burada da samimi olmadıkları zaten net bir şekilde ortaya çıktı. Evet, daha önce deniliyordu ki Türkiye'de hiçbir zaman asimilasyon politikası yürütülmedi deniliyordu. Ama mesela Erdoğan şey deyince biz red, inkar ve asimilasyon politikasını sonlandırdık deyince insanlar başladı, evet asimilasyon vardı, şu vardı, bu vardı demeye biraz başladılar. Fakat siyaset bilimciler şunu söyledi. Evet, Türkiye Cumhuriyeti ilk kez tarihinde sıkı, katı asimilasyon politikasından vazgeçerek daha gevşetilmiş bir asimilasyon politikasına meyil etmeye başladı denildi. O zaman da söylediğiniz gibi bir çözüm süreci söz konusuydu. Bir konjektür vardı. O konjektüre uygun olarak belki
görünürde zahiri olarak atılan adımlar söz konusu diye. Dikkat ederseniz ne denildi? İşte yaşayan diller. Yani niye Kürtçe yaşayan dil oluyor? Ya da Türkçe dışındaki diğer diller Türkiye'de niye yaşayan diller oluyor? Niye mahalli diller oluyor? Ya da işte daha önce TRT Şeş dönemini hatırlarsın. Şimdi TRT Kürdü oldu. Bunların aslında bir yasal mevzuatı yok. Yabancı dilde yayın yapan kanallar arasında. Ama ondan önce ne deniliyordu? Türk vatandaşların günlük yaşamlarında kullanmış olduğu çeşitli dil ve mahalli lehçeler. Avrupa Birliği özellikli şartında bölgesel diller tabiri var. Dikkat ederseniz burada bile Türkçe dışındaki dillerin derecesini aşağı indirmek gibi bir gayret söz konusu. Hiçbir zaman Türkçe dışındaki bütün diğer dilleri ya da kültürleri Türkçe ile eşit görme, Türkçe ile aynı haklara sahip hale getirmek niyetleri, dertleri yoktu. Konjektür değişti, konsept değişti, daha güvenlikçi politikalar yönelildi. Orta Doğu'daki gelişmeler, Rojava meselesi, diğer meseleler devletin farklı konularda artık net bir şekilde adım atma gibi niyeti belirdi. Bu şunu gösteriyor. Aslında samimi olmadıkları, sadece kendilerine göre sorunlu oldukları kesimleri bertaraf etme politikasıydı. Çözüme dönük herhangi bir yaklaşma olmadı. Yani bir Dolmabahçe mutabakatını düşünelim. Sonra ne oldu de ben bunu tanımıyorum dedi. Kimin iradesiyle o bakanlar oraya toplandı? Sonra ne oldu da ben bunu tanımıyorum noktasına gelindi. Aslında oydu. Yani samimiyetin olmadığını görüyoruz. Şimdi mesela şu anda bile görüyoruz, baktığımız bazı insanlar o dönem başbakanken şimdi gidip diyor ki Rojbaş. Eyvallah Kürtler de deriz. Rojbaş. Sen dönemde Diyarbakır'a ne yapıldı? Sen sözüm ona hani Sürbiye'yle bir edilirken Toledo yapacağım diye beyanatlar verdi. Bunlar unutulmadı. Peki, ve Kürt dili, kültürü, kimliği bu meseleden bağımsız değil. Yani dil meselesi, kültür meselesi, edebiyat meselesi Kürt sorundan bağımsız olmadığını zaten söylüyorduk, biliyorduk. Bu gelişmeler de bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Çok kısaca mümkünse tam da bu dönemde, bu saldırının yoğunlaştığı dönemde Kürtler açısından dil, edebiyat, kültür çalışmaları nasıl etkilendi ya da neler üretildi bu dönem? Bir kıyaslama yapmaz. Kıyaslama yaparsam tabii ki gerileme söz konusu. Yani hem bu faaliyetlerden bir gerileme söz konusu, hem Kürtçe eserlere ilgi azaldı. Aynı şekilde yaşayan diller enstitülerine ya da lisans eğitimi veren, Kürt dili ve edebiyatı ilgili lisans eğitimi veren fakültelerde, üniversitelerde de talep de düştü. Kürtçe öğretmenler tayin edilmiyor. Ve gittikçe süreç tersine doğru evrilmeye başladı. Hala bu süreçte bile, şimdi mecliste X dilde konuşuyor diye milletvekilinin yaptığı konuşma tutanaklara geçiyor. Mahkemelerde keza öyle. Şimdi kayımlar gelince neden özellikle tabelalara, Kürtçe'ye, Kürt diliyle ilgili faaliyet gösteren konservatuvarlara, ne bileyim tiyatrolara, şehit tiyatrolarının bir gruplarına yönelildi. Çünkü belediyelerin, HDP'li belediyelerin, Kürt belediyelerinin elinde olduğu şehirlere gittiğinizde ilk gözünüze çarpan şey Kürt'ün kimliğiyle, kültürüyle göze çarpması, görünür hale gelmesi. Asıl bence sindirilemeyen, kabullenemeyen tutum buydu. Ve bu süreçte de evet, dilde gerileme var, yani çalışmalar açısından söylüyorum. Evet, mücadele eden, mücadelesinden dolayı geri adım atmayan insanlar var, aktivistler var. Yani gerek Kürt dili bilincini oluşturma açısından bu tür şeyler falan var ama kurslara ilgi azalmaya başladı, kitap satışlarına azalmaya başladı. Cevahir Hanım söylediği gibi yani çocuk nasıl bu tepki gösterirse bu aslında sosyopsikolojik açısından da çok önemli bir şeydir yani. Doktora tezlerine konu olabilecek şeydir. Yani bir insan kimliğinden dolayı nasıl kendisini saklayabilir? Yani Kürtçe demek, Kürt demektir demek. Çocuğun gözünde de zaten bu böyle. Evet. Dolayısıyla sen eğer bir dili yasaklarsan, o dili konuşturamaz hale getirirsen, insanları pasifize edersin. Sonra da süreç içerisinde asimilasyonun cenderesine sokarak üç kuşak kuralı sonucu da bu dili halledersin. Zaten Türkiye'ye baktığımızda Kürtler dışında direngenli gösteren diline, kültürüne, edebiyatına, tarihine, geçmişine sahip çıkan
fazla da bir şey kalmadı. Peki. Aslında Cevahir Hanım'la devam edeceğim ama biraz önce Zana Farkini de kısmen değindi. Burada biraz da muhalefetin tutumuna bakalım diyorum. İktidarın örneğin Kürt karşıtı politikalarına, siyasetine tepki göstermiyorlar ama işte Diyarbakır'a gittiğinde Rojbaş diyebiliyorlar. Özellikle bölgeye turlar düzenleyen siyasetçiler ki bunlar arasında 2015'ten sonra başbakanken Kürtleri beyaz toroslarla tehdit eden Ahmet Davutoğlu da var. Rojbaş demeye başladı. İşte CHP'lilerin ya da bölgeye giden AKP'li siyasetçilerin bile Kürtlere onların diliyle mesaj vermesi söz konusu. Bu bir çelişki mi, bir tezat mı? Gerçekten nedir? Yani iktidardayken bir tutum, muhalefetteyken bir tutum ya da kendisi Kürtlere saldırırken, diline, kültürüne saldırırken, kendi siyasetçisi bölgeye gittiğinde Kürt'e hoş görülme nedir? Bunu nasıl değerlendirmek gerekir? Çünkü bunun üzerinden siyaset yürütüp Kürt devşirmeye de çalışıyorlar. Bu nedenle dikkat çekici gördüm. Ne dersiniz? Ben programa katılmadan önce Sayın Ahmet Davutoğlu'nun konuşmasını, Diyarbakır konuşmasını bir kez daha dinledim. Yani biraz daha zorlasa iyi Kürtçe konuşacak. Bu iktidara gitme realitesinin Kürt nüfusundan geçtiği gerçekliğinin o kadar açık bir tablosu ki. Fakat bunu bir kilit olarak görüp sadece o kilidi kapıya takıp kapıyı açtıktan sonra geride ne olup gittiğine hiç bakmayan bir Türkiye siyaseti gerçekliği. Bugün bence İstanbul için de aynı şeydir. Yani İstanbul'un bugün kaderini değiştiren şey Kürt nüfusudur. Odaki Kürt nüfusudur. Dolayısıyla Türkiye'nin kaderi aslında Kürt nüfusunun elinde. Fakat bir gerçeklik daha var ki sadece Rojbaş, Diyarbakır Amin'le bu iş artık ikna edilebilir bir noktada değil. Önemli olan bugün yeni kurulan partilerin hepsi programlarına, söylemlerine ilk bu kelimeleri alıyor. İlk birkaç tane sözcüğü alıyor. Çünkü Kürt'ün kendisi diliyle ilgili, kültürüyle ilgili fazla yaralı. Sabırlar üzerinden de fazla hassas. O hassasiyeti üzerinden bir ilişki kurma çabası var siyasi partilerin. Kuşkusuz ki Türkiye'de siyaset yapmak isteyen bütün siyasi partilerin bu kadar büyük nüfusun diliyle onlara hitap etmesi gerekiyor. Kürt'ün kendi tesirliyetini yapan parlamenterlerin, belediye başkanlarının kuşkusuz onlarla sadece kendi seçimiyle sadece kendiliğiyle konuşması lazım ve bu konuda çok ciddi bu örgütlenmenin gereğidir. Siz bir yerde bir şey olmak istiyorsanız önce dilini konuşacaksınız değil mi? Ama bir şey olduktan sonra o dilin varlığını inkar edip onun üzerinden bir saldırı Türkiye'de bir gelenek. Yani bu 100 yıllık bir gelenek. Bugün yakın siyasi tarihini tarihine baktığınızda her olayla bir kez daha sarsılırsınız. Çünkü her olayla yeniden başa saran, yeniden tekrar eden şeyler var. Dolayısıyla ben kurulan her yeni siyasi partinin Kürt'ün desteğine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu nüfussal çoğunlukla ilgili. Fakat onun özüne saygı, onun varlığını ve kültür haklarının anayasal güvenceye kavuşmasını artık gündemine almak zorundadır. Sayın Sedat Doğan'ın dediği gibi Kürt mazlum olmaktan artık bıkmıştır yani. Gel mazlum git mazlum olmaktan bıkmıştır. Dert yiyen olan sonra okşanan canı isterdi sen kimsin denilen olmaktan bıkmıştır. O örnek gerçekten çok çarpıcıdır ve gerçekten bir ifade etmektedir. O nedenle biz Kürt dili ve kültürü ağı olarak Türkiye dil ve kültür haklarında izleme yapmaya çalışıyoruz. Gelirleri izlemeye çalışıyoruz. O izlemelerde de siyasi partilerin verdiği genç soruları ve bu konudaki çabalarını, tutumlarını yakın bir süreçte raporlaştırarak da sunmaya çalışacağız. Önemli olan rol başlığı. Önemli olan onun devamını getirebilmek. Onun gerçekten hakkını. Peki şöyle bir şey araya girip sormak istiyorum. İzliyorsunuz, toplumun da içindesiniz.
yakından bakıyorsunuz gerçekten. Yani siyasetçilerin gelip bölgede Kürtlere bu türden sıcak mesajlar vermeleri, işte Kürtçe seslenmeleri, Kürt diline, kültürüne, edebiyatına dönük işte bazı söylemler dillendirmeleri toplum üzerinde nasıl bir etki oluşturuyor? Yani bunun karşılığını buldukları için mi bunu yapıyorlar? Ya da bu şekilde davranarak Kürtleri kendi siyasetlerinden koparıp yanlarına çekeceklerini mi düşünüyorlar? Ne var gerçekten? Yani şu anda bölgede HDP'ye, HDP'li belediyelere ve HDP siyasetinin üzerine çok yoğun baskılar var biliyorsunuz. İktidar koparmak istiyor. Yani bağını tamamen koparmak istiyor. Ve muhalefet de bu saldırı ve kopuş üzerinden kendine bir payla, kendine bir alan açmaya çalışıyor. O nedenle de onun diliyle bir seslenme çabası söz konusu. Yine program öncesi artık izlemenin gereği olarak konuşmaların ve paylaşımların ve parti programı açıklamalarının altındaki yorumları okumaya çabaladım. Acaba gerçekten insanlar da ne diyor? Yani o durumlarda genel olarak yani kendi parti tabanının yorumlarının dışına baktığınızda bunun basit bir oyun, bir seçim tavlaması çabası olduğu yorumu var. Bu benim yorumum değil, bu konuşmaların altına yapılan yorumlar. Yani bunun bir kandırma çabası olduğu yönünde yorumlar var. Fakat Türkiye siyasetini yapmak isteyen herkesin kaçınılmaz olarak bir kere göz kırpacağı bir alan olarak, açık bir saldırı alanı olarak görünüyor. Yani bir örgütlenme alanı değil. Çünkü bu bir kullanılan araca dönüştürüyor. Bu gerçekten amaç olursa bu tartışılmaz yani. Örgütlersiniz kendinizi. Gerçekten o zaman gider Artuklu Üniversitesi'nin önünde oturursunuz. Kardeşim sen kimsin, bu tezleri yasaklıyorsun, artık Türkçe kullanılmayacak. Ya da gidersiniz jandarmanın önüne. Yani 15. yüzyılda yazılmış Kürtçe Mevlüt'e laf söylemek senin haddine mi ey güvenlik kolluk kuvveti diye eylem yapar yani. Hani bu konuda biz Kürt dili ve kültürü ağ olarak herkesi yerel kültürler hakkında duyarlı ve hassas olmaya davet ediyoruz. Ve kendi kültürümüz Türkiye'de çok ciddi bir çoğunluk. Kendi dilimiz bu konuda çok ciddi bir çoğunluk. Esas alınmadan getirmeyecek. Ama o esasla bir samimiyet bekliyoruz. O esasla bugün Ankara'da Türkçe müzik mi yok başka bir şey mi tartışması yapılırken ölen çocuğun dosyasına müdahil olmalarını bekliyoruz. O dosyanın üzerine ciddi incelemeler yapmasını ve açıklamalar yapmasını bekliyoruz. Hayır, bu bir soykırım değildir sonucuna gitmelerini bekliyoruz. Yani bunun cevabı bir rojbaş değil. Yani bu Kürt'e seslenmekse gelip o zaman başbakan olduğunuzda siz Diyarbakır'ı Toronto yapmaya çalışmayacaksınız yani. Diyarbakır'ı Ahmet yapmaya çalışacaksınız. Diyarbakır bir Ahmet gerçekliğidir yani. Bütün mimari şekliyle oynamayacaksınız. Özünü korumaya, özünden uzaklaştırmaya çalışmayacaksınız. Evet. Dolayısıyla kuşkusuz çelişkiler var. Çünkü yeni kurulan partiler mevcut siyasi iktidardan kopuştur. Dolayısıyla koptuğunun kopya bir örgütlenme alanı var. Ama bugün Türkiye'de ciddi bir muhalefet örgütlenmesi gerekiyor. Ama bu muhalefetin doğru kriterler üzerinden örgütlenmesi gerekiyor. Bu muhalefet doğru bir savunuculuk alanı üzerinden, doğru bir sahiplenme üzerinden. Yani simgesel cümlelerle değil. Gerçekten Kürtçe Mevlüt'ü yasaklayan jandarma ekibiyle ilgili bir şeyler yapmasını bekliyoruz. Mesela biz ağ olarak, biz Kürt dili ve platformu olarak bu konu ağ olarak biz bunu bekleriz yani. Eğer samimilerse, bir boşbaş değilse buyurun, buyurun o çocuklarınızın korku algısını kıracak eylemler yapın. Yani eğer öyleyse siz rahat rahat konuşabiliyorsanız, biz konuşamıyoruz da bizim sesimiz yüksek çıktığında çocuğumuz korkuyorsa, ama siz kendinizi örgütleme aracı olarak, bu sadece boşbaş dememiş ya, konuşmasının ortasında bayağı Kürtçeyi geliştirmiş yani. Bu yani kadar bizi kullanıyorsanız, güncel siyasetinize alet etmeyin diyorsunuz onlara. Öyle, etmeyin diyoruz. Peki. O zaman gerçekten bu konuda çok ciddi. Bu herkes için geçerli. Peki. Yani bu MHP için bile geçerli. Yani komşum diyor yeri geldiğinde.
Yani beyin komşuluğundan bahsediyorsunuz. Peki. Yani dolayısıyla hani bu sözün arka planını iyi anlamak gerekiyor. Arka planını, yani bu sadece dille ilgili değil. İşte kültür dediğim gibi orada çıkıyor ortaya. Yani siz kentin mimarisindeki pencere şeklini Konya'dakine benzetmeye çalışıyorsunuz. Orada basit bir şey ya, o kadar simgesel bir kültürsüzleştirme söz konusu ki gözümüzün kültürel terbiyesini bozuyorsunuz. Peki. Sonra Rojbaş. Rojbaş buna yetmez. O zaman bunu anlaması tahrip gerekenler de ağırlıkla Kürtlerdir. Çok ciddi tahribatlar var. Kürdistan'da çok ciddi tahribatlar var. Sadece tezler, sadece mevlütler değil. Bizim şu anda Mamasız Anan dediği gibi sosyolojik araştırmalara konu olacak. Kentsel çözümlemelere konu olacak. Çok ciddi tahribatlarımız var. Peki. Onların geri dönüşümle ilişkin plan açıklaması bekliyoruz. Yani hani bu konuda çok saldırgan ve reddedici bir yerde değiliz. İkna Peki. edici, daha içi dolu, daha ikna edici ve sonuca götüren tahribatları onarıcı şeyler bekliyoruz. Çözümlerde konuşacağız. Yani o konuyla ilgili daha zamanımız var. Kürtlerin taleplerini de kuşkusuz konuşacağız. Ben müsaade edersen Sedat Bey'le devam etmek istiyorum. Bir yönüyle belki Ahmet Davutoğlu ile başladık ama kasıt kuşkusuz yalnız başlı Ahmet Davutoğlu değil. Bölgeye giden daha çok Türk devlet aklın savunusu içerisindeki siyasetçilerin tümü neredeyse benzer bir tutum içerisinde. CHP açısından da başka bir şey özellikle kurultaydan sonra yansıdı. Basına yansıdı. Henüz resmi bir açıklama yok. Bir Kürt raporu hazırlıyorlar. Ben doğrusu basından takip ettiğim kadarıyla Kürt raporunun içerisinde de ağırlıkla Kürt dili, kültürü, edebiyatıyla ilgili bir şekliyle geçmişteki red, inkar, asimilasyonu AKP nasıl kaldırdıysa ona dönük bir yaklaşım sergilendiğini görüyoruz. Yani Kürtlerin kendini yönetebilecekleri bir çözüm ufukta görünmüyor. Ama kültür, dil, edebiyat üzerinden bolca mesaj veriliyor. Kürtlere genellemeci bir yaklaşımla Kılıçdaroğlu yaklaştı. Biz çözeriz dedi. Bu açıdan baktığımızda sizin aynı zamanda siyasi kimliğiniz de var. İnsan ve Özgürlük Partisi'nin de yöneticisisiniz. Doğrusu bunlar neyi çözmeye hazırlanıyorlar? Ya da gerçekten bu yaptıklarıyla özellikle kültür, dil, edebiyat alanında yani onu öne çıkardıkları için o alanda bile çözüm olabilirler mi? Şimdi Kürt meselesini, Kürt dilini konuştuğumuz zaman aslında bir bütün olarak bu devletin, iktidarların, siyasi partilerin Kürt'e bakış açısı nedir? Yani Kürt'ü nasıl görmek istiyorlar? Esas oraya bakmak lazım. Bizim kanaatimize göre yani şu andaki Türk devlet aklı, Türk vicdanı, milletteki vicdan da dahil Kürt'ü kendi dilini konuşabilmesi gereken, kendi değerleri olan, kendi görüşü olan, kendi kanatları olan, bağımsız hareket edebilecek, özgürce kendi kararlarını verebilecek bir vatandaş olarak görmüyorlar. Yani ona layık görmüyorlar. Yani nedir? Kürt Türkiye'deki Kürt tanımı nedir? Şu anda bizler biyolojik varlıklarız. Biyolojik olarak varız. Sosyolojide şey tanımı var. Yani şimdi biyoloji ile sosyoloji arasındaki dağlar kadar fark var. Biyolojik varlık ne yapar? Yer, içer, barınacak bir yer bulur ve bu haline dair en ufak bir görüş belirtmez. Fikri sorulmaz, kanaatı sorulmaz, duygusu sorulmaz, öfkesi sorulmaz, heyecanı sorulmaz, aşkı sorulmaz, hiçbir şey sorulmaz. Dile de getirmez zaten. Biyolojik varlık o aşamadır. Şimdi Kürt'ü öyle bir tanıma şu anda bizler vatandaş olarak Türkiye Cumhuriyeti kimliğiyle yaşıyoruz. Biz aslında yokuz. Yani yasalara göre bizim bir varlığımız yok. Biz cebimize kimliğimizi çıkardığımız zaman Kürt'e dair bir şey görmüyoruz ki. Yani kendimize dair bir şey olmadığı zaman Kürt'e dair bir şey göremediniz. Resmi formatta Kürt'e dair siz bir şey göremediniz takdirde siz onun dilini de talep edemezsiniz. Ve bu gerçekten yola çıktığımız zaman aslında bu meselenin çözümü de yani çözümde belki bunu konuşacağız. Birbirimizi bu kadar oyalamanın yani getirip götürmenin bir anlamı yok. Ben bir keşkemi dile getireceğim ve bir duamı da dile getireceğim.
Keşke bu topraklarda bu mesele yüzünden hiç kimsenin canı alınmamış olsaydı. Hiç kimsenin kanı akmamış olsaydı. Biz o zaman bu vatandaşların bize bakış açılarını çok daha rahat görmüş olacak. Ya şimdi düşünün, 30 milyon vatandaşın diyor ki benim arkadaşım, benim dilim, ben farklı bir dil konuşuyorum. Ve ben bu dili yaşamıma katmak istiyorum. Bizden önceki jenerasyon, yani bizden önceki jenerasyon, Türkçe'yi bilmeyen jenerasyonun zihnine gidin. Babalarımıza, dedelerimize hala gidin, gidin sonra hepimizin dedeleri, babaları o durumdadır. Gidin sorun, kimliğindeki doğduğu yerin Türkçesini sorun, size varlığım üzerine mi yemin ederim bu kimliğindeki Türkçe yerinin adını bilmez. Ama Kürtçe yerinin adını dile getirir. Hı hı. Bu ne demektir? Bu demektir ki bu vatandaş, bu Kürt vatandaş kapalı bir dünyada yaşıyor. Devlete ait, devletin kamusal alanında ve görünür tarafında yaşamıyor. Yasal olarak da yaşamıyor zaten. Yani bu aşamadadır. Bunun çözümü kolay. Eğer siyasi partiler, hangi siyasi parti olursa olsun, sağcısı olsun, solcusu olsun, dindarı olsun, kemalisti olsun, hiç fark etmiyor. Türkiye Cumhuriyeti Meclisi, Büyük Millet Meclisi, herkesin meclisi değil mi kardeşim? Eğer madem ki sen Kürt'e benim kardeşim diyorsan, canım kardeşim diyorsan, Rojbaş diyorsan, az khair hatim tüm khair hat diyorsan, unçavanı başın diyorsan, o zaman bunun çözümü kolaydır. Mecliste hele bir kendinizi bir sorgudan geçin, vicdanınızı bir sorgudan geçin, insanlığınızı bir sorgudan geçin. Bir gün bir gün sizin çocuğunuz bilmediği yabancı bir dille eğitime bir zorlansın, o zaman görürsünüz nasıl kıyametler koparıyorsunuz. Bu vicdani muhakeme yapılmıyor. Yani Türk siyasetinde bu vicdani bir muhakeme yok. Bu insani muhakeme yok. Düşünün, ben öğretmenlik yaptım. Ben öğretmenlik yaptım ve o bir yıllık vekil öğretmenlik yaptım. Benim o deneyimin gözlerimin önüne geldiği zaman gözlerim yaşarıyor. Ya 80 tane öğrencim vardı. 80 tane öğrencime ben Türkçe bir soru sordum. 5. sınıftaki çocuk soru soracak ama soruyu soramıyor. Parmağı böyle yarım şekilde. Aynı soruyu ben Kürtçe sorduğum zaman daha sınıfa yeni kaydettiğim çocuk, okula yeni kaydettiğim çocuk masanın üzerine çıkarak iki eliyle gövdesel örtmenim, ez örtmenim, ez diyor. Şimdi siz Kürt vatandaşın kendine olan özgüvenini kaybediyorsunuz ya. Barışçıl bir dünyada yaşamasını kaybediyorsunuz ya. Sürekli dayak yiyen, sürekli ötelenen, okulda, mecliste, camide, kışlada, postanede, hastanede sürekli ötekileştirilen bir vatandaştan siz nasıl normal bir vatandaş beklersiniz ya? Peki sizin bu anlattıklarınızı bu ülkede siyaset yapan ama işte CHP gibi devletin kuruculuğuyla övünen bir siyasi yapılanma bilmez mi? Bunun üzerinden siyaset geliştirmek varken hala köşesinden bucağından dolanmasının sebebi ne? Özellikle somut bir olgu olarak diğer tarafta muhalefetin en önde gelen yapılanması olarak öne çıktığı için onu soruyorum. Diğerlerinin de benzer tutumları var kuşkusuz. Bilmezler mi onlar? Onların tutumu nasıl? Ben somut olarak şunu söyleyeyim. Biz Ocak ayında mıydı? Şubat ayında biz Ankara'ya bir ziyarete, bir dil tanıtımı için siyasi partilere, siyasi kurumlara bir ziyarette bulunduk. Evet. Biz AKP'den randevu istedik, vermediler. İyi Parti'den randevu istedik, vermediler. MHP'ye gitmeyi düşünmedik. Yani düşünemedik. Yani dedik ki yani olmaz yani. Çünkü biz gidip ne konuşacağız adamlarla? Saadet Partisi ile görüştük. CHP ile, Sayın Kılıçdaroğlu ile görüştük. Sayın Temel Karamollaoğlu ile görüştük. HDP ile görüştük ve Avrupa Birliği delegasyonu ile görüştük. HDP hariç diğerlerinin ortak söylemi şu: valla dil vatandaşın hakkıdır ama şu anda devlet normal moduna çıkmış, anormal bir moda girmiş, sabırlı olmanız lazım. Yani bize tavsiye ettikleri şu, yani bize bu nasihati ettiler. O, kısaca söyleyeyim. Avrupa Birliği delegasyonu ilginç bir şey söyledi. Dedi ki gerek hükümet kanadı gerek devlet kanadı gelip bize diyorlar ki biz Kürtlerin dil, kültür taleplerine yönelik her türlü taleplerini karşılamışız. Hiçbir sıkıntıları yok. Bu konuda bizi şikayete gelen sadece bizim hakkımıza kara propaganda yapıyor. Bizi kötülemek için söylüyorlar. Kürtlerin dil, kültür yönünde herhangi bir problemi yok dedi. Şimdi o böyle şeyince ya ben şok geçirdim. Dedim ki hocam ben bir öğretmenim ve Türkiye'deki eğitim sistemini 3 aşağı 5 yukarı ben biliyorum. Yani nasıl işlediğini biliyorum. Şu anda Türkiye'de eğitim çağında anaokulundan ilkokula adım atacak yaklaşık 10 milyon Kürt çocuğu var. Evet.
Eğer devlet hakikaten yani Kürtlerin bu dil talebini çözmüşse biz matematik üzerinden gidelim. Matematik hayattır, biraz da vicdandır. Yani matematik biraz da vicdandır. Onun üzerinden konuşalım. Hiçbir savunma yapmayacağım. Şu anda öğrenim aşamasında 10 milyonun üzerinde Kürt çocuğu var. Türk eğitim sisteminde 50 çocuğa bir tane öğretmen, bir tane sınıf düşüyor. Bu 10 milyonu 50'ye böldüğün zaman bu demektir ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu anda Kürtlerin yaşadığı coğrafyada, İstanbul'da, Ankara'da ve Kürt bölgesinde 100 bin tane öğretmen ataması yapmış, 100 bin tane de okul açmış, sınıf açmış ki bu sorumluluklarını yerine getirmiş olsun. Bunların hiçbirisi yok. Bizim aldığımız duyumlara göre ne kadar gerçektir onu da bilmiyoruz. Devlet 3 tane öğretmen ataması yapmış. 2 tanesi Kürtçe lehçesi için, bir tanesi de Zazaca lehçesi için. Ve ne gariptir ki bu öğretmen, 3 öğretmen arkadaşın nerede görev yaptığını ne millet biliyor, ne toplum biliyor, bir Allah biliyor, bir devlet biliyor. O da ikisi de bize bunu söylemiyorlar. Yani tablo bu. Evet. Yani bunu sağa sola çekmenin, işte ben canım kardeşim, ben seni seviyorum, Türk kardeşim, şu bu. Bunlar hepsi hikayedir. Ben somut rakamlar, somut talepler üzerinden gitmek istiyorum kardeşim. Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi, herkesin Büyük Millet Meclisi değil midir? Odur. O evet. Zaman o millet meclisinde bir milletvekili kalkıp Türkçe konuştuğu zaman sen onu kayıtlara, onu hangi ahlakla, hangi vicdanla, işleri bilinmeyen dil olarak kaydediyorsun. Bu senin muhalefetinle, iktidarınla, vicdanınla, diyanetinle, insanlığınla Kürt'e bakış açısının somut ifadesidir kardeşim. Birbirimizi kandırmanın anlamı yok. Peki. Söyleyeceklerim bu kadar. Peki. Zana Farkini sizinle devam etmek istiyorum. Biraz işin siyasal boyutuyla ilgili konuştuk ama belki siyaset dışındaki kesimin tutumundan da söz etmek lazım. Programa başlarken Sayın Cevahir Sadak kendi çocuğu üzerinden örnek verdi ama öyle bir politika gelişmiş ki artık sokağa çıkan insanlar bile onlara yani kendi Kürtlüklerini söyleyemiyorlar. Diğer taraftan devletin şekillendirdiği kesimde mikrofon kendisine uzatıldığında Kürt dili, kültürü, edebiyatı ile ilgili doğrusu hepsi neredeyse birdenbire bir canavar kesiliyor. Yani ırkçı canavarlara dönüşebiliyorlar. Toplumdaki bu algının nedenine ilişkin siz ne dersiniz? Hem bu algıyı değiştirmek mümkün mü? Ne yapmak lazım ama bir de şöyle bir örnek vermek istiyorum. Yani çözüm süreci döneminde de bu insanların hepsi tırnak içerisinde söylüyorum neredeyse birer Kürtçü kesilmişlerdi. Yani öyle evet. De bir devletin şekillendirdiği yaklaşım var. Bu kıyaslamayla birlikte yanıtlarsanız sevinirim. Ne dersiniz? Yani aslında bana sorduğun soruna son konuşmalarınız biraz cevabını da barındırıyor. Neticede yani bu insanlar analarından doğarken bu şekilde doğmaz. Hiçbir şekilde bir insan dünyaya geldiğinde ön yargılarla dünyaya gelmez. O çocuğu şekillendiren toplum ta kendisidir. Gerek aile içi eğitim, gerek işte okullarda verilen eğitimlerle siz kimi dost, kimi düşman ilan ederseniz o dost ve düşman ikilemi üzerine o insanlar şekillenir. Dolayısıyla şekillenen insanlar da ona göre tepki eder. Yani ebeveynine bakarak tepki verir. Ne bileyim tuttuğu siyasi partinin tutumuna göre pozisyon alır ve o şekilde tepkisini gösterir. Siz belki hatırlarsınız Beyim Bey. 1991'lerin başında Rojname diye bir gazete çıkacaktı. Bir proba sayısı çıktı ve manşeti şuydu. Özellikle Türklere de sorulmuştu. Ana diliniz yasaklanırsa ne yaparsınız? Verilen büyük kesimi verdiği cevap şuydu. İntihar ederim. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne de baktığımızda işte resmi dilden bahsediyor, devlet dilinden bahsediyoruz. Efendim biz bölünürüz, parçalanırız. Olmaz. İşte üniter yapı bozulur. Sanki dünyada tek bir rejim şekli üniter yapıymış gibi birden fazla resmi dil olamazmış gibi yani sanki Hindistan'ı yok. Sanki ne bileyim İsviçre'si yok, sanki İspanya'sı yok, Belçika'sı yok. Siz Belçika'sı biliyorsunuz bu durumlar. Yokmuş gibi tek bir model verir insanlara ve bu insanlar bu şekilde şekillenir. Şimdi şu, aynı devlet aklı bunu Kürt'e söylerken, kendi toplumuna söylerken, diyelim ki Arnavut'a gittiğinde, Makedonya'ya gittiğinde, Trakya Türkleri söz konusu olduğunda, Bulgaristan Türkleri söz konusu olduğunda, ne bileyim Irak'taki Türkmenler, Kıbrıs söz konusu olduğunda sakın dilinizi unutmayın, dilinizi konuşun diyor. Ya da Almanya'ya gidip siz niye
liseye kadar, üniversiteye kadar Türklere eğitim vermiyorsunuz diye sistemde bulunuyorlardı. Ama aynı mantık, aynı kafa yapısı kendi vatandaşının temel insan hakkı olan bir hakkı kullanma konusunda bile kendisi sınırlar çizebiliyor. Kendisini, yani Kürt'e ya da Türk olmayana şunu söylüyor: benim müsaade ettiğim bir şekilde ancak Kürt olabilirsiniz, Laz olabilirsiniz, Çerkez olabilirsiniz. Aslında mesela biz Kürtlere de diğerlere dayatılan şudur: Kürt kökenli olma hakkı. Kürt olma hakkı değil, kökenli olma hakkı. Laz kökenli, Arnavut kökenli, Arap kökenli, Çerkez kökenli dersen sıkıntı olmaz. Zaten onlar da genel olarak bu şeye, biraz tavra benimsenmiş gibi. Ama eğer bir Kürt'e bir direngenlik varsa, hak talebi varsa, insan haklarına göre, evrensel normlara göre, hak özürlükler meselesine, penceresine olaya baktığında ve hak talebinde bulunduğunda, o sorunlu Kürt'tür. Problemli Kürt'tür ve o Kürt'ün bir şekilde sorununun çözülmesi gerekiyor. Kendi tırnak içinde, kendi mantıkları açısından. Ve şunu söylemeye getir, nasıl bir sosyolojide söylenen de şudur: İnsanlar tertemiz bir tablo olarak dünyaya gelir. Onu şekillendiren toplum kendisidir. Aynı Durkheim'in söylediği gibi bir beyaz tablo olarak gelir. Toplum kendi fırçasıyla onu şekillendirir. İşte o girdiği aile içi eğitim, ki ilk eğitim aile içinde başlar. Aile eğer demokrat yapıda bir aile ise, o çocukta insan hakları, özgürlükler, ne bileyim, insan sevgisi, hayvan sevgisi, farklılıkları bırakalım tanımayı, zenginlik olarak, kesim olarak gidecek. Deri ise bölücüdür, yıkıcıdır, kökümüze kibir suyu dökenlerdir falan filan. Çünkü verilen mantık şudur: Türk kimliği başka kimliklerin yokluğu üzerine inşa etme meselesi bence söz konusudur. Yani Türkiye'nin kurucu felsefesine baktığımızda, üniter yapıya baktığımızda, monist anlayışa baktığımızda bunu görebiliyoruz. İnsanların beynine şırınga edilen şey şudur: sadece tam Türk olarak... Tam bir şey sormak istiyorum sana, farkı değil. Yani Türk devlet aklının sürekli kendi vatandaşına, insanına empoze ettiği ve vatandaşın da uyguladığı, peşinden gittiği bu yaklaşım aynı zamanda ciddi bir risk değil mi? Yani işte... Kürtler kardeşimizdir, herkes iyi davransın, dilleri vardır, kültürleri vardır, hurra hepsi birden aynı yolda. Kürtler düşmanımızdır, hurra hepsi birden, ırkçılık, sokakta linç vesaire. Yani özellikle bu aklı nasıl yorumlamak gerekir? Yani sonuç itibariyle insandan söz ediyoruz. Yani bir insan olarak karşımızda varlar aynı zamanda. Ben yine de şu konuda iyimserim: eğer çözüm sürecini göz önünde bulundurduğumuzda, o akil adamlar heyeti oluşturulduğunda toplumun nasıl bir yumuşamaya gittiğini gördü. Ya da Türkiye Avrupa Birliği'ne girmek istediğinde toplum desteğinin nasıl %80'lerin üzerine çıktığını da gördük. Şimdi bile baktığımızda nasıl dibe düştüğünü görüyoruz. Dolayısıyla bir algı operasyonu söz konusu. Yani devleti yönetenler, hükümet edenler istediğinde toplumu istediği kanala kanalize edebiliyor. Bu risk değil mi? Özellikle bunu soruyor ben. Bu aynı zamanda evet, ciddi işte, bir risk değil mi? Risk budur. Zaten o zaman siz sürekli toplumla oynarsanız, toplumun sinir uçlarına oynarsanız farklı tepkisini de gösterebilir. Yani olumsuz tepkiler de gösterebiliyor. Şimdi şunu görüyoruz. Mesela siyasetçilerden bahsettim. Kürtlere şirin gözükme. Çünkü şunu biliyorlar artık: en azından son yerel seçimlerde Kürt'ü yanına almayan, Kürtlerle birlikte hareket etmeyen hiçbir partinin tek başına kazanma şansı yoktur. Şimdi mesela Muharrem İnce de şimdi diyor CHP niye Kürtlere, Kılıçdaroğlu niye Kürtlere teşekkür etmedi? Aslında bakarsanız hepsinin amacı Kürt'e şirin gözükmek, evet, oy devşirmeliği yapmak, probanda yapmak, oy avcılığı yapmaktır. Yani alevere dalevere Kürt nöbet nöbettedir. Eğer evet, gerçekten samimilerse, ciddilerse, Kürt sorunu, yani hani meselesini çözmek istiyorlarsa, sürekli Cevahir'in de söylediği gibi, tek Sedat'ın da söylediği gibi, topluma çok dilliliği, çok kültürlülüğü, toleransı, hoşgörüyü, demokrasi, insan hakları, özgürlükleri ve dünyanın, ileri dünyanın gelişmiş olduğu standartları dile getirip söylerler. Ve işte o güvenlik görevlisine, kuvvetine, o parlamentodaki milletvekiline,
Türkçe'de dışındaki bütün kültürlere, dillere tahammül etmeyen, saldıran, hakaret eden insanlara davalar açarlar. Kürtlerle birlikte gelen, ey sen hakkını savunamıyorsa da ben demokrasiye inandığım için, bir insan olduğum için çeşitliliğe hani derler ya, biz yaratılanı severiz yaradandan dolayı. Eğer onda da samimiysen de bu Allah'ın bir hayatını inkar etme olayıdır. Buna bari düşüncenizde, fikrinizde, inancınızda salın. Dolayısıyla benim söylemek istediğim şu. Kimse kimseyi kandırmaya çalışmasın. O eski nöbete gidecek Mehmet yok. Bunu zor buldular artık. Peki. Tam bu noktada başta anekdotla başlamıştı konuşmasında Sedat Doğan. Ben de bir anekdotla devam ettirmek istiyorum. Kürtler geç vakitlere kadar konuşurlar. Tam kalkmaya yakın da ya hadi gelin hakikati birbirimize söyleyelim derler. Emrasti Cehevre Bejin meselesi çok meşhurdur. Tam da bu noktada ben tamam iktidarı konuştuk, muhalefeti konuştuk ama Kürtlerin hak taleplerine iş gelince, Kürt dili ve kültürünün önündeki engelleri kaldırmak için ne yapmalıyı konuşmaya gelince yine Cevahir Hanım'la başlayalım, sıralamayı bozmayalım diyorum. Kürt dili ve kültürü ağı bir dönemdir ciddi bir hareketlik içerisindesiniz. Sormak istiyorum yani iktidardan da muhalefetten de gerçekten Kürtlerin bir grubu olarak taleplerinizin ne olduğunu size soran oldu mu? Yani tabii bu arada kendi taleplerinizi yaşama geçirmek için ne yaptığınızı da anlatabilirsiniz ama öncelikle cidden Kürtler ne istiyor diye hep soruyoruz. Biraz da kızıyorlar bize ya Kürtlerin ne istediğini bilmiyor musunuz ama nedir? Dil, kültür, edebiyat alanında Kürtlerin talepleri nedir? Devletten, toplumdan, salt devlet bazında demiyorum. Yani geniş anlamda nedir bu? Özetlerseniz kendi kurumsal kimliğiniz babında tabii. Sesinizi alamıyoruz. Sesinizi alamıyoruz Cevahir Hanım. Ses niye kesildi bilemiyorum. Şimdi ses geliyor mu acaba? Şimdi geliyor, tamam. Tamam. Şimdi geliyor. Şimdi öncelikle biz bir kurum değiliz. Birden fazla kurum ve kişinin, sivil kurum ve kişinin yer aldığı bir inisiyatifiz, bir ağ. Onu bir açıklık getirmek istiyorum. Bir organizasyon ama anlamında olarak diyeyim, ben de öyle düzelteyim evet, o zaman. Yani bir organizasyon anlamında. Sivil ağın tatlı örgütlenmesi. Öncelikle bize resmi anlamda talep, yani fikrimizi soran bir yapı henüz olmadı. Fakat bizim açımızdan bu önemli değil. Biz bulduğumuz her platformda taleplerimizi dile getirme çabası içerisindeyiz ve bunu Sayın Sedat Doğan da belirtti. Raporlar yok, ihlaller var, belgeler yok. Yani sizin burada yaşadığınız trajediye tanımladığınız, kendi iç dünyanızda, sosyolojik gerçekliğinizde büyük yıkımlar olarak tanımlanan için belgesiz olduğuna dair bir tespitimiz var. Biz bu ihlalleri belgelemek gibi bir çabanın içerisindeyiz. Ama en temel talebimiz kendi dilimizi korumak adına, şu çağda korumanın ilk adımı ya dilimizin yasal menceye kavuşması, dilimizde eğitim. Yani ana dili eğitimi, ana dilimizde tüm eğitimimizi görme hakkımızın anayasal güvenceye kavuşması talebimiz var. Ve bu talebin hayata geçirilme aşamasının o kadar kolay olmadığının da farkındayız. Fakat o amaca ulaşıncaya dek dilimizin yaşam içinde canlılığını koruyabilmesi için de çabalar içerisindeyiz. Çünkü Mamoste Zan'a da söyledi. Yani bazı veriler var, istatistikler olarak çok gibi görünen ama bunu nüfussal orana vurduğunuzda yanıltıcı olabilen gelişmeler var. Bugün pandemi sürecinde online eğitimde Kürtlerin online üzerinde dilini öğrenmeye talebi iyi bir orandır. Fakat işte nüfusu 20 bin mi 30 bin mi diye Türkiye'de yaşayan Kürt nüfusu açısından belirlediğinizde bu çok az sayıdır. Dolayısıyla bu istatistikler arasındaki çelişkilerden de yola çıkarak bizim temel bir derdimiz var. Kürtçe konuşmanın
yaygınlaşmasını istiyoruz. Daha çok ve bundan vazgeçilmemesini istiyoruz. Kürt'ü temsil eden her aşamadaki insanın bunu, bu dili duyulur, görülür, hissedilir bir şekilde kullanmasını istiyoruz. Bu bir imdat çığlığı niteliğindedir. Çünkü eğer sizin diliniz dili değilse, eğer sizin kültürünüz devlet korumasında değilse, zaten teknoloji çağında şu anda hani pandemiyle birlikte iyi hepimizin şu ekran kutusuna sığmak zorunda kaldığı şu çağda zaten imkansızdır. Yani zordur demiyorum, imkansızdır. Son kelaynaklar olarak çabalıyor oluruz. O nedenle Kürtçenin duyulmasını arttıracak her faaliyet için çaba sarf ediyoruz ve her faaliyet için çağrıda bulunuyoruz. Biz 3 kişiyle bir toplantı yaptık. Kendimizi ilan ettik. Bir ağ olarak yani yapabileceğimiz şeyler yine de sınırlı ama çağrıda bulunarak bunu genelleştirmek gibi bir çaba içerisindeyiz. Bunu, peki faaliyetlerinize dönük yaklaşımları da arada sormak istiyorum. Yani başlangıçta çok ciddi saldırılardan, engellemelerden söz ettik. Siz faaliyetlerinizi yürütürken evet, ne gibi şeylerle karşılaşıyorsunuz? Şimdi bizim en büyük talihsizliğimiz Ocak ayının 11 ve 12'sinde büyük toplantımızı organize edip ağımızı ilan ettik. Ancak hemen ardından bir pandemi süreciyle karşı karşıya geldi. Onu ben de daha çok online etkinlikler yapmak, online farkındalık yaratacak. Yani 15 Mayıs etkinlikleri şeklinde ya da raporlama çalışmaları üzerinden çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Yani maalesef pandemi süreci bütün anlar gibi bizim çalışma alanımızı da sınırlandırdı. Fakat önümüzdeki süreçte bir daha aktif ve etkin çalışma planı için bugün de olmak üzere sistemli, düzenli ve planlı toplantılar yapmaya başladık. Bu beraberinde kendi bileşenimiz olan kurumların aktivitelerini güçlendirmek ve onları bir araya getiren daha güçlü bir çalışmayı planlamak üzerine bir hedefle şu an tekrar çalışmaya devam ediyoruz. Ama insan temasının kısıtlı olduğu, yani bir araya geldiğimiz çalışmaların maalesef kısıtlı olduğu bir süreçte bizim de çalışmalarımız geriledi. Fakat bu konuda çözüm önerileri ve farklı arayışlar üzerinden tekrar toplanma plan yapma çabası. Çok kısa, çözüm önerileri ve farklı arayışlarla ilgili var mı bir planınız önümüzdeki sürece ilişkin? Şu an hazırlık çalışmalarımız var. Bugün ağamızın meclisinden yeni arkadaşlarımızın sekreteryamıza, ben ağın sekreteryasındayım. Sekreteri daha da genişletmek ve bir plan çıkarılması için kenar aramızda bir görev bölüşümü yaptık. Hak ihlallerin izlemesi konusunda bir plan yapıyoruz. Yani şu anda bizim en temel görev olarak kendimize gördüğümüz ihlallerin raporlanması, olması gerekenlerin yazılması üzerinden, fakat birlikte aktif faaliyet yapılması gerektiği yönünde meclisimiz bugün tekrar tartışma yaptı. Evet. Yani hani bir sosyal medya çalışması ağırlığını yapacak, faaliyetler yapılacak. Bu konuda meclis yeniden sekreteryayı güçlendirerek, genişleterek o sekreteryen bir plan çıkarmasını önüne ödev olarak koydu. Şimdi normalde 5 kişi olan bu ağın yürütmesi 8 kişi ve o 8 kişi bir plan hazırlayarak 27 kişi meclise sunacak. Evet. Önümüzdeki bir ay içinde bir plan çıkaracak. Peki. Sayın Sedat Doğan, size de benzer bir soruyu sormak istiyorum ama sizin konumunuz, kimliğiniz Kürt dili ve kültürü ağından biraz daha farklı. Kürt siyasal partileri, Kürt kimlikli siyasetçiler bir araya gelerek bir Kürt dil platformu oluşturdunuz ve pandemi öncesi dönemde de kurulmuştunuz. Doğrusu benzer soruyu da size sormak istiyorum. Yani talepler konusunda çalışma ve çabalarınız ne oldu? Bir şekliyle kapınızı çalıp
çalıp bunları soranlar oldu mu? Bir de kabul etmek gerekir. Yani siyasal ağırlığı olan bir yapılanmasınız ve Kürtlerin neredeyse tamamını temsil ediyorsunuz. Yani AKP'li ya da diğer siyasal partilerden olan Kürtler dışındaki tüm kesimleri, büyük çoğunluğu temsil ediyorsunuz. Siz ne yapıyorsunuz? Özellikle Kürt dili, kültürü, edebiyatı alanındaki çalışmalara ve siyasete dönük. Evet. Bizim Kürt Dil Platformu siyasi parti ve hareketlerden oluşması hasebiyle biz de teknik çalışmalara ağırlık vermedik. Daha çok toplumda ve zihinde bir farkındalık yaratmak üzerine biz önümüze hedefler koyduk. Bu dilin belli bir siyasi çalışmanın eseri olarak bir planlamayla hayattan sökülüp ikinci plana atıldığına inanıyoruz ve görüyoruz. Hani şey de böyle. 1980'lere kadar Kürt coğrafyasına baktığımız zaman nüfusun diyebiliriz ki %70'i kırsaldaydı, %30'u şehirlerdeydi. 80'lerde gelişen son çalkantılardan, siyasi çalkantılardan sonra nüfus tamamen şey değiştirdi. Yani oran %70 köy kırsal yaşamı, %70 şehir yaşamı, %30 iken bu sefer tam tersine dönüştü. Yani bu sefer şehir yaşamı %70'e 80'e çıktı. Köydeki vatandaş sayısı da %30'a indi. Bu şunu beraberinde getirdi. Kürt dilinin kendini koruma alanı olarak gördüğü o doğal korunma şeyini, bandını kaybetti. Korunma şemsiyesini kaybetti. Çünkü köyden gelen vatandaş yeni bir şehre geldi. O şehir her şeyle kendisine yabancı. Diliyle, kültürüyle, alışkanlığıyla, yaşam biçimiyle, felsefesiyle, hayata bakış açısıyla tamamen ona yabancı. Yani Kürt köyünden göç edip işte İstanbul'a, Ankara'ya gelen bir vatandaşla, yani Afrika'dan gelen bir vatandaşla Diyarbakır'ın yahut Mardin'in bir köyünden gelen bir vatandaş arasında hiçbir fark yok. Çünkü her şey taban tabana zıt. Ben hiç unutmam, köylerimiz boşaldıktan sonra biz Osmaniye'ye yerleşmiştik, Adana Osmaniye. Rahmetli nenem gelmişti yanımıza. İkide bir bize diyordu ki hadi beni falan köye götürün. Nene hangi köy? Giresun diyordu. Giresun bizim memleketteyken komşu köyümüz. Orada diyor bir tanıdığım vardı. Nene bak biz 1000 kilometre memleketten uzaklaşmışız. İşte hangi köy? Yok diyor, siz beni kandırıyorsunuz diyor. Ben şey değil, yani bu toplum bu hali yaşıyor. Evet. Bizim amacımız biz farkındalık oluşturmak üzere şey yaptık. 3 tane temel asası önümüze koyduk. 1. Ya bu dilin tekrar yaşam dili, Kürtlerin yaşamında yaşam dili olabilmesi için ne yapmamız lazım? 1. Toplum ne yapmalı? Yani Kürtler kendileri, Kürt toplumu ne yapmalı? 2. Devlet ne yapmalı? 3. Uluslararası kamuoyu ne yapmalı? Çalışmalarımızı böyle bir şey yaptık. Yani, üçü unutmadan tek tek onları anlattı ama bir şeyi doğrusu unutmamak için soruyorum, merak da ediyorum. İlk aldığınız kararlardan biri Kürt partilerinin faaliyetlerini Kürtçe yürütmesiydi. Bu konuda istenilen verimi alabildiniz mi? Ondan sonra kaldığınız yerden devam edin lütfen. Şimdi biz kendini Kürt partisi olarak kabul eden partilerden bunu talep edebiliyoruz. Evet. Yani onu... adam ki ben Kürt partisi derim dedikten sonra öyle bir talep, yani öyle bir talep bir götürmeniz de şık olmaz. Mesela en çok şikayet edilen parti HDP'ydi. Yani işte HDP Kürtlerin oylarını alıyor ama yönetim kadrosu Kürtçe konuşmuyor, Kürtçe hareket etmiyor, Kürtçe davranmıyor. Yani o tarz şikayetler geliyordu bize. Biz HDP Genel Merkezi'ne sizleri ziyarete gittiğimizde oradaki yetkililerin bize beyan ettiklerini ben aktarıyorum. Biz MYK kararı olarak iki dilli yazışma ve iki dilli konuşma kararı aldık diye. Bu somut olarak aldığımız bir veri. Evet. Diğer Kürt partileri zaten kendini Kürt olarak tanımlayan partilerin böyle bir problemi yok. Fakat bizim esas sıkıntımız şu. Yani biz kamusal alanda ne yapabiliriz hayata aktaramıyoruz. En büyük problemimiz o. Şimdi geçen 2019 21 Şubat Ana Dil Günü'nü biz kutlayacağız. Valilikten izin aldık.
yani başvurumuzu yaptık, resmi başvurumuzu yaptık. Dedi ki yani bir küçük bir döviz hazırladık. Dövizin üzerinde zimane merhumet amey, zimane cihan amey, zimane kadı kazın diye üç cümlemi oldu. Bir küçük bir atış, bir bildiri de atacak. Sağ olsun yani valilik ve şey ve emniyet bizi o kadar sevecen karşıladılar ki. Sanat sokağında bize şu şartı getirdiler. İki kişi bir arada yürümeyeceksiniz. Toplu halde yürümeyeceksiniz. Ve asla yani topluma karışmayacaksınız. Her 15-20 metre arayla bir kişi orada duracaksınız ve vatandaş gelip sizden bildiri alacak. Yani bu kadar güzel karşılandık. Yani burada artık ironi yapıyorum. Ben başka türlü nasıl ifade edeceğim bilemiyorum. İzleyicilerimizin yani, hepsi de zaten o ironiyi anladı. Yani inanın yani ben başvuruyu ben kendim yaptım. Başvuruda kullandığınız pankartlar ya da şeyler Kürtçe olduğu için engel çıkardılar mı? Kürtçe olduğu için engel çıkarmadılar. Olağanüstü hal 15 günlük etkinlik yasağı mı çıkarmıştı? Öyle bir şey vardı galiba. Onu bahane ettiler. Yani ona bir şey demediler. Yani ona bir şey demediler. Doğru konuşmak lazım. Şimdi problemimiz bu. Yani biz ne yaptık? Bir de yaptıklarımızı şey yapalım. Bir defa önce Diyarbakır'daki bütün STK'ları gezdik. Yani bir farkındalık oluşturmak için. Hatta biz öyle ki en aykırı gelebilecek bir şey yaptık. Biz gittik. Hüdapar'ı davet ettik. Dedi ki madem ki siz kendinizi Kürt Partisi olarak kabul ediyorsunuz, gelin siz de bu çatının altına girin. Bu dil sizin de ana diliniz. Sağ olsunlar bize söz verdiler. Dediler biz de geleceğiz. Ya biz de sizinle beraber çalışacağız. Yani amacımız şu. Biz asla ve asla siyasi bir faaliyet yürütmüyoruz. Sadece bir dil faaliyeti. Doğal, insani bir faaliyet yürütüyoruz. Ve bu dil herkes. Bu dil ne benimdir, ne sizindir, ne A Partisi'nin, ne B Partisi'nin, ne C Partisi'nindir, ne ağanındır, ne köylünündür, ne işindir. Herkesin. Yani ben Kürt'üm diyen herkesin dilidir. Biz bu dile sahip çıkalım şeklinde bu arkadaşlara da gittik, ziyaret ettik. Söz verdiler geleceğiz dediler ama ikili oldu. Hala gelmediler yani sağ olsunlar. Ondan sonra biz Ankara'ya gittik bir dili oraya anlatma noktasında. Eğer pandemi süreci olmasaydı biz bu yılki Nevruz'u Kürt dil Nevruz'u olarak planlamayı düşünmüştük. Yani dedik ki Nevruz'da ana tema dil olsun. Bir farkındalık olmuşsun ki yani millet kendi diline dönsün. Evet. Şöyle bir çalışmamız daha vardı. Biz bütün meslek odalarını, ticaret odasını, ondan sonra baroyu, yani bütün Diyarbakır'daki bütün STK'ları gezdik. Dedik ki biz bir kampanya başlatacağız. Belediyeleri ziyaret ettik. Mardin Belediyesi'ni ziyaret ettik. Diyarbakır Belediyesi'ni ziyaret ettik. Van Belediyesi'ni ziyaret düşünmüştük. Tam ziyaret aşamasında kayyumla karşılaştık. Zaten ondan sonra Mardin ve Diyarbakır'da kayyum yedi. Öyle olunca çalışmalarımız büyük bir sekteye uğradı. Yani bu gezilerimizin amacı biz bir kampanya düşünmüştük. Diyarbakır, eğer sen Kürtsen Kürtçe konuş, Kürtçe yaz, Kürtçe düşün. Öyle bir kampanyamız vardı. O kayyum sürecinde o akamete uğradı. Kayyumdan sonra maalesef pandemi de üzerine binince artık yani faaliyetlerimiz minimumun altına düştü. Öyle diyelim artık. Peki. Önümüzdeki döneme hazırlığınız var ama. Planlamamızda hala var. Biz tekrar Ankara'ya bir ziyaret düşünüyoruz. Cumhurbaşkanlığından randevu düşünüyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından randevu düşünüyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığından randevu düşünüyoruz. Çünkü biz en büyük şu anda Türkiye'de ravaşta olan özet, en büyük... Çok özet, zamanımız da daralıyor. Zana farkı diye de daha bir sorun var, ona da söz vermek istiyorum. Cumhurbaşkanlığı ya da Diyanet İşleri ya da Meclis Başkanlığı size randevu verdiğinde ne diyeceksiniz? Yani çünkü aynı zamanda bu konuştuklarımızın tümünün müsebbibi olan kurumlar bunlar. Valla biz Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı'na şunu diyeceğiz. Biz diyeceğiz ki biz bu devlete vergi veriyoruz, askerlik yapıyoruz ve bu ülkede bütün nüfusumuz 30 milyona yakın deniliyor çünkü sayımı da yapamıyoruz. Biz X dili konuşan vatandaşlar olarak anılmak istemiyoruz.
bilinmeyen bir dilin mensupları olarak anılmak istemiyoruz. Biz dinimizin dünyada örnekleri vardır. Çok ciddi eğitim sistemleri vardır. Bir an evvel anaokulundan başlayarak mezara kadar hastanede, postanede, hava alanında, hayatın her alanında biz dilimizi konuşmak istiyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı'na da şunu söyleyeceğiz. Allah'ın ayetlerini hatırlatacağız. Allah diyor ki ben sizi tayfe tayfe, kabile kabile yarattım. Dillerinizin ve renklerinizin farklı oluşu Allah'ın ayetlerindendir. Bu Allah'ın bir ayetidir. Bir de şu ayeti de hatırlatacağız. Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet geçiyor. Allah-u Teala diyor ki hiçbir kavim yoktur ki biz onun peygamberini onun diliyle göndermiş olalım. Diyarbakır'da, diğer Kürt mahallesindeki hiçbir camide camiye giden 60 yaşındaki, 70 yaşından sonraki vatandaş imamın verdiği vaazı maalesef anlamıyor. Yani böyle sadece bakıyor. Çünkü Türkçe okunduğu zaman bakıyor. Caminin, cemaatin talebi diyor ki ben vaazımı ve hutbemi Kürtçe okumak, Kürtçe dinlemek istiyorum. Bunu ileteceğiz efendim. Belki de o Kürtçe vaaz vermeyen camiye Kürt'ün gitmesi de gerekmiyor demek gerekir. Şimdi takdirine kalmış bir olay. Sayın Zanafarkini, son sözü de size vereyim. Aslında bir şekliyle iktidarın tutumunu konuştuk, muhalefetin tutumunu konuştuk. İşte Kürt siyasal partilerinin bu konuyla ilgili yaptıklarına dönük konuştuk. Kürtler gerçekten bu konuyla ilgili duyarlılıkları ne seviyede? Yani örneğin Kürt kurumları, siyasi partileri ne yapıyor bu konuyla ilgili? Yeterince faaller mi? Sorumluluklarını yerlerine getiriyorlar mı? Örneğin koruyucu tedbirler yok olmanın önüne geçmek için adımlar atabiliyorlar mı? Ne dersiniz? Bu konuyla ilgili de son sözü size vereyim. Bir 5-6 dakikamız var, öyle diyeyim. Peki. Yani önce ineği başkasına çoğaldığınızı da kendimize batıralım diye. Evet, bu tabii ki Kürtler kendi dillerini yasaklamadılar. Kürtler bilinçli olarak veya da hazır bir şekilde biz asimile olmaya hazırız, gönüllüyüz demediler. Bunu tabii ki yapan sistem belli, rejim belli. Cumhuriyet'in kuruluşundan sistematik olarak uygulanan politika sonucu içinde bulunduğumuz durum. Tabii ki Osmanlı'dan, özellikle 2. Mahmut'tan günümüze kadar getirebiliriz bu süreci. Fakat diğer taraftan devletten, müsebbiplerden hesap sorarken ya da gasp edilen hakları isterken, diğer taraftan da bu dili kullanan, bu dile mensup olan, bu dilin, bu dilsel toplumunun üyesi olan, bu kültüre mensup olan insanlar ne yapıyor? Bu asimilasyon politikasının önünde duruyorlar mı? Sadece devletten mi? Hükümetten talep etmek, hakkını talep etmek yeterli midir? Bana sorarsanız hayır. Evet, bir taraftan devletten gasp edilen haklarını geri isterken, diğer taraftan da bu asimilasyon sürecini nasıl yavaşlatabilirim? Dikkat ederseniz nasıl kaldırabilirim diyemem. Ama nasıl yavaşlatabiliriz? Çünkü artık eğitim gören, özellikle eğitim seviyesi de artan her Kürt birer asimilasyon mağdurudur. Yani bir liseli bir ortaokuldan, şimdi ortaokulda kaldı, yani değişti bir şeyler de, ama bir üniversitede bir liseliden daha fazla asimile olmuştur. Sosyolengvisi çalışmaları, yapılan anket çalışmaları bunları bize gösteriyor. Mesela Ravesten, Diyarbakır'da, başka illerde yaptığı şeyde ebeveynlerle çocuklar hangi dili konuşuyor diye sorduğunda, belki ebeveynlerin oranı %50'ler gibi duruyor ama çocukların oranı %15'i geçmiyor. O zaman bunları ne yapabilir? Kürt okumuşu ne yapabilir? Saçısı, aydını, yazarı, çizeri, kısacası ben Kürt'üm, ben asimile olmak istemiyorum. Ya da bir siyasi parti ister Kürt adına, isterse hak Kürtler adına olsun. Ben bu politikanın önüne nasıl geçebilirim? Yavaşlatabilmek, engelleyebilmek, hepim hak sahibinin kendi hakkını kullanabilmesi için ben ne yapabilirim? Ben en azından bu dili her alanında kullanmalı, yazmalı, çizmeli. Evet,
sadece eğitimde, öğretimden bahsetmiyorum. Kamusal alanda da bu dil tanınmalı, korkulmadığı takdirde, bu dille eğitim üretim yapılmadığı takdirde 21. yüzyılda bir geleceğinden bahsedemeyiz. Hollandalı bir dil bilimci var, Fisher. Adam şunu söylüyor. Dünyada asimilasyon politikası sonucu varılan sonuç şu. İnsanlar canından olmamak için dilinden, kültüründen vazgeçebiliyorlar. Öyle yani insanlar gönüllü bir şekilde ben asimile olayım, başka bir kimliğe, kültüre, dile mensup olayım, onunla bütünleşeyim, onun potasında eriyim demiyor. Belli bir politika sonucu, baskılar sonucu tercihe zorlanıyorlar insanlar. Dolayısıyla artık Kürtler, Kürt kurumları, baskı, yayını, gazetesi, radyo, Türkiye'den başka Türkiye'den, Türkiye'den daha fazla diline sahip çıkmalı, dille yayın yapmalı. Siyasi, ideolojik beklentileri ne olursa olsun, ben şunu söylemiyorum birey olarak, dil için sadece mücadele etmiyorum. Ama neyin mücadelesi verirseniz verin, dilinizle onun mücadelesini verin, dilinizle onu talep edin. O zaman bunu yaparsanız hiç olmazsa belki listeler içerisinde olacağınız asımlarının 300 lira karşılayabilirsiniz. Ya da en azından bu dili kendinden sonra ve kendine aktarabiliriz. Dikkat edin gibi kuşaklar ebeveynlerimize aldığımız bu amanet ve artık çocuklarını da veremiyoruz. Yani Türk siyasetinde partilerde, grupta, aydını da, sanatçısı, yazdığı da, çizleri de, bilinçlisi de herkes de olmalı. Şeyi evet. Bilemeyiz. Yani bir de bir deyim var ya, Pirin Emre Bahar diye. Yani ölmeyen şey mi ölmeye, nasıl bu da derse. O dönemi geçtik yani. Asimilasyon gerçekten dört nal devam ediyor. Biz sadece devlet mi yaptı, devletin politikaları sonucu biz halkıyız deme artık lüksümüz yok. Evet, bunu söyleyeceğiz, bunun mücadelesi de yapılmalı. Diğer taraftan sen ne yapıyorsun? Bunun önüne geçmek için neler öneriyorsunuz? Ya da bazı örnekleri var. Yani biz öğretemiyorsak bile bir dünyadaki benzer halkların mücadele pratiğine bakıp yani mesela bir Galicia'nın bir kitabı yayınlandı. Türkçe hatırlarsınız. Bu Galicia'ydı. Biz her biri bir Kürt her bir makalesi Türkçe çevirmiştik. Bir makalesi şunu diyor. Benim evimdeki sadece benim dilime mahsus. Hiç olmasa en azından benim iznim olmadan yabancı bir çıkma evin içine girmemeli. Evimizin içinden başlamalıyız bu işe. Evden başlayarak sokağa, pazara bu dili, bu kültürü görünür, daha fazla bir hale getirmek durumundayız. Yoksa başka türlü şunu bekleyin, biz hak edildiğince hani Müslümanlar ümmet kurtulunca olur. Solcular sosyalizmi getirince sınırlar kalkınca bunlar olur. Yani bence benim açıdan diyorum bunun böyle bir lüksümüz yok. Bekleyemeyiz yani. Evet. Ben bu dile kültüre bir dilim kim? Evet ses gidip gelmeye de başladı. Sesimi veriyor musun? Evet. Sesimiz yani, kesik geldi. Son bir iki cümleyi alayım çünkü bizden sonra başka bir program da var. Evet, son cümlem şu. Tabii ki dille ilgili, kültürle ilgili ve Kürt sorunlarıyla ilgili iki yani muhatap devlet hak ettidir. Bu dil eğitim dili olmazsa, bu dil kamusal alanın her alanına girmezse, hayatın her alanına kullanmazsa biz bir kurtuldu. Artık Türkiye'nin, Kürtlerin talep ettiği yok. O safsatada bir tarafa biz asimilasyon politikası devam edildi diyebiliriz. Diğer tarafta da Kürtler kendine dönmeli. Bu kurul ve kuruluşlarıyla kendine, kültürüne sahip çıkmak sözde değil. Peki. Yani eylemde geçerek Kürtler önüne sermeli. Ve hayatın her alanında gerekmedikçe, ihtiyaç hissedilmedikçe diğer diller kullanılmamalı. Peki. Ben dillere karşı değil. Ama bir Kürt de ikinci kanala geçmemeli. Birinci kanalı dilidir. Birinci kanalı kullanmalı. Peki. Doğrusu farklı bir konuyu sizlerle konuştuk. Ben programı bitireceğim. Bitirirken tekrar her üçünüze teşekkür ederim. Spas Juvara, Azusa Beyciğim. Sevgili izleyiciler, bir medya haberde gündemin daha sonuna geldik.
konuklarımızla Kürt diline dönük saldırıları, muhalefetin tutumunu, diğer taraftan Kürtlerin tutumunu konuştuk. Türkçe konuştuk ama sonuç itibariyle hepimizin bir şekliyle bu konuda sorumluluğunda unutmadan konuştuk. Bir dahaki medya gündem, haberde gündemde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.